Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, elbette sonlar önemlidir. En son mutlu olduğumuz an, sevdiğimiz bir insanla en son görüştüğümüz yer. Bazen de son gözyaşımız, son acımız, yani sonlar unutulmazdır. Kimi zaman bizim de aklımıza kendi sonumuz da geliyor olabilir. Bu akşamki programda inşallah hayatıyla her birimize örnek olan Allahu Teala'nın son nebisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerine ve emanetini teslim ettiği o son güne odaklanmaya çalışacağız. İşte pek bilinmeyen yönleriyle o son üç gün. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hastalığının en şiddetli olduğu bir günde ashabıyla helalleşmeyi arzu etti. Yine bir taraftan Hazreti Ali Efendimiz'e diğer taraftan da Fazıl bin Abbas Hazretlerine dayanarak güçlükle ayağa kalktılar ve mescide gittiler. Sonra minbere çıkıp oturdular. O esnada Hazreti Bilal'e şu emri verdiler. Ey Bilal halka ilan et mescitte toplansınlar onlara vasiyet etmek isterim bu benim son vasiyetim olacaktır Hazreti Bilal r.a an üzüldü ama emri yerine getirmesi gerekiyordu nihayet herkes geldi bir anda toplanan halkı mescit almaz haldeydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senadan sonra ashabı kirama şöyle hitap etti. Ey insanlar! Sizden ayrılma vaktim oldukça yaklaşmıştır. Sizden birine vurmuşsam, işte sırtım, gelsin vursun. Birinizin malını almışsam, gelsin hakkını alsın. Sakın hak sahibi, şayet kısas talebinde bulunursam, Resulullah bana darılır diye düşünmesin. Bilmelisiniz ki benden hakkını isteyene darılmak benim fıtratımda yoktur. Benim yanımda en sevimliniz hakkı varsa gelip benden onu isteyen kimsedir yahut helal edendir. Ben Rabbimin huzuruna üzerinde kul hakkı olmadan varmak istiyorum. Bu sözler Aynı zamanda bir vedanın habercisiydi. Bir anda ortalığa hazin bir sessizlik çöktü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseden ses çıkmayınca sözlerini tekrarladılar. Ey insanlar, kime vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun. Her kimin benden alacağı varsa işte malım gelsin alsın. O sırada çekine çekine cemaat içerisinden biri ayağa kalktı. Kısık bir sesle, ''Ya Resulallah, sizden üç dirhem alacağım var.'' dedi. Peygamber Efendimiz, ''Ben bu hususta hiç kimseyi yalanlamam ve hiç kimseye yemin et.'' diye teklif de etmem. Ancak bu üç dirhemin zimmetime nasıl geçtiğini senden öğrenmek isterim, buyurdu. Ayağa kalkan o zat, Ya Resûlallah, bir defasında huzurunuza bir fakir gelmişti. Bana fakire üç dirhem vermemi emretmiştiniz. Ben de vermiştim. İşte az önce söylediğim o üç dirhemdir, dedi. Peygamber Efendimiz, doğru söylüyorsun, dedikten sonra, Ey Fadıl! buna üç dirhem ver buyurdu. İşte bu olaydan sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescide açılan kapıları kapatınız. Sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın buyurdu. Bu emir gereği Mescid-i Şerif'in çevresindeki evlerin kapısı Hazreti Ebu Bekir'inki hariç hepsi kapatıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına üç gün kala hastalığı birden ağırlaştı. Bu sebeple artık Mescid-i Şerife'de çıkamaz oldu. O zaman Ebu Bekir'e söyleyin, müminlere namaz kıldırsın diye emir vererek imamlığı Hazreti Ebu Bekir'e bıraktı. Radiyallahu anh, bu şekilde Hazreti Ebu Bekir, Müslümanlara öğle namazını kıldırıyordu. Bu sırada Peygamber Efendimiz bedeninde bir hafiflik hissetti. Hazreti Abbas ile Hazreti Ali'nin yardımıyla yavaş yavaş Mescid-i Şerif'e çıktı. Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimizin gelmekte olduğunu anlayınca geri çekilmek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinde durması için kendisine işaret etti. Sonra Hazreti Ebubekir'in yanına oturtulmasını emretti. Hazreti Ebubekir'in sol tarafına götürüp sakince oturttular. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ayakta oturmuş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Efendimizin Mescid-i Şerif'te Müslümanlara kıldırdığı son namaz işte bu namazdı ve Rebiülevvel ayının onu, cumartesi günü. O gün Cenab-ı Hak tarafından Cebrail aleyhisselam geldi. Peygamber Efendimizin hal ve hatrını sordu. Ey Ahmet! Yüce Allah sana ikram olarak beni gönderdi. Sana soracağı şeyi senden çok daha iyi bildiği halde sana kendini nasıl buluyorsun?'' diye soruyor dedi. Allahu Teala'ya kavuşmanın hasretini yüreğinde duyan efendimiz şu cevabı verdi. Ey Cebrail, kendimi baygın ve sıkıntılı bir halde görüyorum. Ve vefatından bir gün evvel, Rebiülevvel ayının on biri, günlerden pazar, İnsanların ve cinlerin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatağında, şiddetli ateşler içerisinde, etrafında ailesi var. Başucuğunda Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz oturuyorlar. Bu sırada Hazreti Usame ordugahtan gelip huzuru saadetlere girdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dalgın halde yatıyorlar. Yerinden kımıldayacak hali yok. Hazreti Üsame mübarek ellerini ve başlarını öptü. İçi hüzün ve keder doluydu. Azami hürmet içerisinde kainatın efendisinin karşısında ayakta durdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona nazar ettiler. Lakin bir şey söylemediler. Sadece güzel ellerini göğe kaldırdılar ve onun üzerine sürdüler. O sırada kendisine dua ettiği anlaşıldı. Peygamber Efendimizin duasını alan Hazreti Üsame radıyallahu an doğruca ordunun başına döndü. Ve Cebrail aleyhisselam ikinci defa gelecekti. Yine Rebiülevvel ayının 11'i pazar günü. Hz. Cebrail yine hatırlarını sormak üzere geldi. Bu esnada Yemen'de peygamberlik davasını güden yalancı Esvedi Ansin'in idam edildiğini haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu haberi ashab-ı kirama duyurdu ve pazartesi günü. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının dönüm noktaları birçok önemli hadiselerin meydana geldiği gün pazartesi günüdür. Rebiyule velayının 12'si. Böyle bir pazartesi gününde mübarek gözlerini dünyaya açmıştı. Bugün de Efendimizin bir ara hastalığı hafifleyip kendine geldi. Bu hafifliği hisseder hissetmez yatağından kalktı. Hazırlıklarını yaparak Mescid-i Şerif'e teşrif etti. O sırada ashab-ı kiram saf bağlamışlar ve Hz. Ebubekir'in arkasında sabah namazlarını kılıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nurani manzarayı görmekle çok mutlu oldu hatta tebessüm buyurdular. Kendileri de Hazreti Ebu Bekir'e uyarak namazını eda ettiler. Kendisini dünyada hiçbir sevgiyle kıyaslanamayacak derecede seven, sayan asabı o kadar mutlu oldular ki birbirlerine sevinçle bakıyorlardı. Galiba Peygamber Efendimiz sıhhat buldu dercesine. Son gününün sabah namazını asabının arasında kılarak onları sevince gark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın edasından sonra hücre-i saadetine döndüler. Yataklarına uzandılar. Bu arada kumandan Hazreti Üsame radıyallahu an son defa kendisiyle vedalaşmak üzere geldi. Efendimiz Allah'ın bereketiyle artık hareket et buyurdu emri alan kumandan doğruca ordugaha gidip mücahitlere hareket emrini verdi. Yine o pazartesi günü Hazreti Ebubekir de radıyallahu an efendimizin durumunun bir ara iyileştiğini fark etmişti. Bunun için huzura girip Ya Resulallah Allah'a hamdolsun onun lütuf ve keremiyle sağ salim sabaha çıktınız. Müsaade buyurursanız Sünha'daki evime gideyim dedi. Efendimiz olur buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu an evine gitti. Yine o gün, son gün pazartesi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dillerinden şu cümleler dökülüyor. Ey insanlar karanlık gece kıtaları gibi fitneler geliyor. Ey insanlar siz bana karşı hiçbir şeyle delil bulamazsınız zira ben ancak Allah'ın kitabı Kur'an'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kıldım. Ey kızım Fatıma, ey halam Safiye Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz bana güvenmeyiniz çünkü ben sizi Allah'ın gazabından kurtaramam ve Hazreti Fatıma annemiz radiyallahu anha peygamber efendimizin hayatta kalmış olan biricik kızı kainatın efendisinin evlat sevgisini kendisiyle tatmin ettiği tek evladı güzel ahlakta yürüyüşte oturup kalkmasında kalkışta Peygamber Efendimize en çok benzeyen evladı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalığının o son gününde bir ara biricik kızı, güzel ahlak ve zerafet timsali Hazreti Fatıma anamızı yanına çağırdı. Hazreti Fatıma gelince onu sol tarafına oturttu. Ona gizlice bir şeyler söyledi. Fatıma annemiz birden bir hüzün ve keder havasına büründü. Ardından içli içli ağlamaya ve gözyaşları boşanmaya başladı. Birkaç dakika sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına tekrar bir şeyler söyledi. Bu sefer birkaç dakika önce gözyaşı döken Hazreti Fatıma annemiz birden gülümseyip sevinmeye ve gözlerindeki yaşı silmeye başladı. O sırada orada olan Hazreti Ayşe radıyallahu anha daha sonra bunun sebebini soracaktı annemize ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha şu cevabı verecekti. Önce bana pek yakında dünyadan ve benden ayrılacağını söyledi. Bunun için ağladım. Sonra da Ailem içerisinde en evvel bana sen kavuşacaksın deyince de öyle sevindim ki. Ve son anlar. Rebiülevvel ayının 12'si ve pazartesi. Güneş batıya doğru kayıyor. Peygamber Efendimizin mübarek başları Hazreti Ayşe annemizin kucağında göğsüne dayalı. Artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu dili Allah'ı zikretmekle meşguldü. "Allah'ım, beni refiki alaya ulaştır." duasını tekrar ediyordu. Bu esnada bile ümmetine irşatta bulunmaktan geri durmuyordu. "Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız. Namaza dikkat ve devam ediniz." buyuruyordu. Bu hazin manzara orada bulunan Hazreti Fatıma'nın yüreğine adeta dağılıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz'i bağrına bastı. ''Vay babamın çektiği ıstıraba!'' diyerek gözlerinden yeniden yaşlar boşanmaya başladı. Bunları gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bugünden sonra baban hiçbir zaman ızdırap çekmeyecektir.'' buyurdu ve ilave etti. Kızım, sakın ağlama. Ben vefat ettiğim zaman, inna lillah ve inna ileyhi raciun de buyurdu. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu fani dünyada artık son dakikalarını yaşıyordu. Bu esnada Hazreti Cebrail aleyhisselam Hazreti Azrail aleyhisselam ile birlikte geldi. Efendimizin hal hatırını sordu. Sonra ölüm meleği Azrail içeri girmek için izin ister dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade edince Hazreti Azrail içeri girdi. Efendimizin önünde oturdu. Ya Resulallah, yüce Allah, senin her emrine itaat etmemi bana emretti. İstersen ruhunu alacağım, istersen sana bırakacağım, dedi. Resulü Kibriya Efendimiz, Hazreti Cebrail'e baktı. O da, Ya Resulallah, meleği ala seni beklemektedir, dedi. Bunun üzerine Hatemül Enbiya Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Azrail, gel memuriyetini yerine getir.'' buyurdu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, başları annemizin kucağında göğsüne dayalı yine. Yanında su kabı vardı. İki elini suya batırıp, ıslak ellerini mübarek yüzlerine sürdü. Mübarek dudaklarından, La ilahe illallah cümlesi döküldü. Sonra ellerini yüzünden kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. Allah'ım, Refik-i Ala cümlesini tekrarlaya tekrarlaya 63 yaşındayken mübarek ruhu Refik-i Ala'ya yükseldi. Hayatının her döneminde etrafındakilere ve ümmetine en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde ve vefat ettiği saatlerde dahi her birimize örnek olmuştu. Allahu Teala'dan niyazımız odur ki bizlerin selamlarını kendisine iletmesidir, derecesini ali eylemesidir. İnşallah ahirette az önce son günlerine şahit olmaya çalıştığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında buluşmak cümlemize nasip olur. Amin. Rabbimiz Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allahumme salli ala Seyyidine Muhammed فنبينا محمد